Kıymetli arkadaşlar, bugünkü programımızda da inşallah zorluklara tahammül ve sebat ile ilgili dua ile programımız devam edecek. Arkadaşlar, malum haliniz Allah-u Teala bizlere İsrailoğullarının hayat hikayelerinden Kur'an-ı Kerim'de bolca anlatmaktadır. O hikayelerin birinde de Hz. Musa aleyhisselam'dan sonra İsrailoğulları dönemin peygamberlerinden bir tanesine müracaat ederler ve bize bir tane kral görevlendir de onunla beraber savaşalım derler. Detaya girmeyeceğim ama İsrailoğullarının dönemleri farklıdır. İlk dönemlerdeki gelen peygamberler sade peygamberler, daha sonraki gelenler ise hem peygamber hem de kral olmuşlardır. İşte bu sürecin başladığı bir dönemdir. Bu hadise o açıdan Kur'an-ı Kerim'de çok önemli. Bu peygamber de kendilerine Talut'un Allah tarafından kral olarak görevlendiğini bildirir. Ancak İsrailoğullarının yapısı gereği, kibirleri gereği onlar bu kralın kendilerinden seçilmesini bekledikleri için Talut'un kendilerine kral seçilmesini kabul edemezler ve bunu reddederler. Bunun üzerine Allah tarafından görevlendirilen Talut görevi yerine getirmek üzere işe başlar. Ancak kavmin lideri Calut ile savaşmak zorunda kalır. İşte Kur'an-ı Kerim'de Talut ile Calut'un bir savaşından ve burada bir duadan bahsedilmektedir. Talut aleyhisselam verilen görevi yerine getirmek üzere ordusuyla savaşa gitmek üzere yola çıkar. Verilen emirde yolda giderken bir ırmaktan geçilecek ve askerler bu ırmaktan çok az miktarda su içeceklerdir. Doyacak kadar su içmesi yasaklanmıştır. Irmağa geldikleri zaman askerlerden az bir kısmı çok az miktarda suyu içerek geçmiş, geri kalan kısmı ise nefsani isteklerine mağlup olarak kana kana sudan içmişler. Ve sudan içen askerler içtikten sonra kendilerinde uzun süre geldikleri belki de yolculuğun etkisiyle yorgunluk hissetmişler ve biz Calut'la savaşamayız diyerek savaştan geri durmuş, vazgeçmişler. İşte sayıları 300 kadar olduğu rivayet edilen az bir grup Talut aleyhisselamla beraber savaşa girer. Ve rivayetlere göre ki Kur'an-ı Kerim'de de bu ifade edilir, Davud aleyhisselam babası ve kardeşleriyle beraber de bu savaşın içerisindedirler. Davud peygamber devreye girer ve Calut'u öldürür, savaş kazanılır. Ama savaşı kazanan Kur'an-ı Kerim'de çok az bir gruptur. Burada olay anlatılırken Kur'an-ı Kerim'de özellikle bu az grubun savaşa girmeden önce yaptıkları bir duadan bahsedilir. İnşallah bizler de şimdi bugün o duayı öğreneceğiz. Rabbena efrig aleyna sabran ve sabbit akdamena vensurna alel kavmil kafirin. Bir daha okuyorum. Rabbena efrig aleyna sabran ve sabbit akdamena وَنْسُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Yani Rabbimiz üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlamlaştır ve bizi inançsızlara karşı da yardım eyle diye Allah'tan dua istemiştirler. Bu duada Allah-u Teala bize çok önemli 3 hususu ifade etmektedir. 1- Zorluklara sabır. 2- Cesaret ve sebat. 3- Zor zamanlarda Allah-u Teala'dan yardım istemek. Kardeşler, bugün bizler de biliyorsunuz zor zamandan geçiyoruz. Bir virüsle mücadele ediyoruz. Ve gerçekten bugün Diyanet İşlerimiz Başkanlığımızın başlattığı yatsı ezanından sonra yapılan dua ne kadar güzel ve anlamlı değil mi? Ya Rabbi, dünya imtihanımızı kolaylaştır. Musibetler karşısında bilincimizi, direncimizi artır. Bizlere sabır, sebat ve metanet ver diye bizler de her gün şu anda yatsı namazı ve yatsı ezanında dua ediyoruz. Bugünkü programımızda sizlerden bir ricam var. Gelin hem bu duayı okuyup zor zamanlarda sürekli dua edelim hem de Ramazan boyunca yapılan bu dualarda akşam yatsı ezan okunduğu zaman evimizin kapısını, penceresini açalım. Televizyonumuzu kapatalım. Çocuklarımızla beraber bu güzel duaya bizler de bu mübarek günlerde iştirak edelim. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.